Evet hocam, net bir şekilde gözüküyor şu an. Şimdi seminerime misafir olan ve dinlemeye gelen herkesi, yani vakitlerini, değerli vakitlerini bu seminere ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi selamlıyorum. Tanıdığım burada Geometri Camiası'ndan hocalarım var. İşte Murat hocam, yine Ziya Savcı hocamı gördüm. Herkese selamlıyorum tekrar. Tabii eğitimlerimizin uzaktan devam ettiği bu günlerde bu şekilde uzaktan seminerler en azından etkileşimin ve öğrenmenin bir farklı yolu olarak, yani bu tür teknolojiyi de keşfedip bunları da uygular hale geldik. Tek belki verimli tarafı bu. Bilmiyorum tabii, seminerler bu şekildeki seminerler ne kadar verimli oluyor onu da bilemiyorum. Tekrar Yozgat Bozok Üniversitesi'nin seminer daveti için teşekkür ediyorum. Şimdi ben kısaca kendimden hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde geometri anabilim dalında çalışıyorum. Çalışma alanım genellikle dönme matrisleri ve dönme hareketleri üzerine. Yine Lorenz geometri, işte split kuaternyonlar, kuaternyonlar gibi konularda çalışmalar yapıyorum. Yani alanın diferansiyel geometri ve kuaternyonlar. Bunun yanında hobi olarak da matematik olimpiyatlarıyla ilgileniyorum. Şimdi bununla ilgili bir tane mesela matematik olimpiyat setim var. 5 ciltlik bir kitap. Yine Dahimatik adında bir kitap var. 2000 yılından beri Antalya Matematik Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde görev alıyorum. Onun organizasyonunu yapıyorum. Onunla ilgili tabii soru hazırlıklarımız da olduğu için onunla ilgili de 2 tane cilt kitabımız var, çıkmış sorulardan oluşan. Lisans olarak da analitik geometri, diferansiyel geometri, lineer cebir, bir de yine bu sene yazmış olduğum Kuaternyonlar ve Geometri isimli 4 tane kitabım var. Şimdi bu seminer daveti gelince, Mücahit arayınca, ben de hani konu belirlemek hususunda da tabii herkese hitap edebilecek, çünkü burada çok farklı alanlarda çalışan hocalarımız var, arkadaşlar var, öğrencilerimiz var. Ben kimseyi sıkmak istemiyorum. Yani herkes zaten böyle bir değerli vaktinizi ayırmışsınız. Ben de sizleri sıkmadan yani hepimize hitap edebilecek bir konu seçmeye çalıştım. Bu konunun ana şeyi tabii 2018 yılında ben tanımladığım bir sayı kümesi vardı. O sayı kümesine hibrit, melez sayılar kümesi demiştim. Yani belki duyanlar duymuştur, bilmiyorum. Bu hibrit sayı kümesini tabii onu anlatacağım, ama esas sayıların hikayesini anlatmak istiyorum. Yani oraya kadar sayılar nasıl gelişmiş? Aslında sayıların hikayesi ne demek? Matematiğin ve dünyanın gelişim hikayesi. Çünkü her şey son dünya ve matematikteki bilimsel gelişmelerle birlikte son yüzyılda teknolojide olsun, yani çok bilimsel olarak çok ciddi derecede bir sıçrayış yaşıyor dünya. Tabii bunun en büyük şeylerinden bir tanesi matematikteki gelişim. Fakat tabii tarihte bu gelişim nasılmış, hangi süreçte buraya gelmiş, onlardan bahsetmek istiyorum. Yani bir sayma sayılarından yola çıkılarak negatif sayıların bile devreye girmesi. Yani şöyle söyleyeyim, negatif sayı dediğimiz, hani şu anda ilkokulda gösterdiğimiz, çocuklarımızın bildiği sayılar, bu negatif sayılar bile Avrupa 1200'lü yıllardan sonra bunları kullanmaya başlıyor. Yani 1200 de az bir şey değil. Tabii Fibonacci'nin negatif sayıları borç olarak değerlendirme meselesinden dolayı, hani borç olarak değerlendirmeyi düşünerekten 1200'lü yıllardan sonra kullanılmaya başlanıyor. Avrupa'daki, aslında şöyle söyleyeyim, matematikteki gelişimin en büyük sebeplerinden bir tanesi sayılar. Sayı ve sayıların gösterimleri. Çünkü şimdi biraz sonra göreceğim, tarihte hangi medeniyetler hangi sayı türlerini nasıl göstermişler? Kimisi roman rakamları vardır mesela, hepimiz biliriz, hala kullanırız bazı şeylerde, ama o kadar elementer ve basit bir sayı sistemi ki matematiğin tamamen önüne geçmiştir. Hiçbir şekilde engel olmuştur matematiğin ilerlemesine. Yani matematik Avrupa'da ilerlememesinin ya da dünyada ilerlememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu roman rakam sistemi. Çünkü toplamalı bir sistem üzerine kurulu bir sayı sistemi. Fakat tabii daha sonra konumlu sayı sistemleriyle birlikte
çok ciddi derecede bir matematiğin gelişimini görüyoruz. Şimdi ben hemen kısaca neler bahsedeceğim onlardan size söz etmek istiyorum. Şimdi sayma sayıları ve rasyonel sayılardan bahsedeceğim. Tabii tarih sürecinden. Yine negatif sayılar ve tam sayılardan. Tabii irrasyonel sayıları bahsetmeden olmaz. Ki bir irrasyonel sayıların da sınıflandırılması var. Cebirsel olan veya olmayan diyerekten. Ve karmaşık sayılara geliyoruz. Aslında 1550'li yıllardan sonra bu sayıların birazcık daha formlarının değiştiğini görüyoruz. Tabii İkare'nin yani rasyonel sayma sayıları ve rasyonel sayılar bilinen en eski sayılar. Yani varoluşla birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani bir şeyi ifade ediyorsanız var olmayı bununla ortaya çıkan bir şey. Sıfır yokluğu ki o bile çok geç kullanılmaya başlandı. Yani rakam olarak kullanılmaya başlandı. Yine negatif sayıların biraz evvel söylemiştim kullanılmaya başlaması yine çok gecikmiş olan bir durum. O da çok sonradan kullanılmaya başladı. Biraz evvel söylemiştim 1200'lü yıllardan sonra Fibonacci'nin borçları ifade etmek için kullanabilir miyiz diyerekten böyle bir ondan sonra yaygınlaşıyor. Şimdi karmaşık sayılara baktığımız zaman ise 1550'lerde çıkıyor bu sayı sistemi de. Yani tabii şöyle bir şey söyleyelim. Yani 1550'lerde birisi i'nin karesinin eksi 1 olduğunu ifade etmesi. Yani bir sayının karesinin eksi 1 olduğunu ifade ederek yola çıkması aslında zaten mantıksal olarak çok zor bir durum o süreçte. Yani çok zor olmuştur. Yani tahmin edebilirsiniz bunu. İlk iddia edenlerle dalga geçilmiştir. Yani anlamsız ve boş işlerle uğraşıyorsunuz da denilmiştir. İ kare eksi 1 olur mu bir sayının karesi? Zaten bu sayılar kabul görmüyor 1550'ler. Yani bu sayıların kabul görmesi 1730'ları buluyor. 1700 Euler'in ve Dimov'un çalışmalarıyla birlikte. Sonra yine bakın daha sonraki 1800'lü yıllardan sonra bu sayı sistemlerinde bir atılım görüyoruz. Yeni sayı sistemleri ortaya çıkıyor. 1840 işte kuaternyonlar, sonra split kuaternyonlar, oktanyonlar. Bunlar hep birbirine yakın bakın, çok yakın. Hiperbolik sayılar ve dual sayıların çıkması da yine yakın tarihlerde olsa birazcık daha sonra. Ben en son olarak da size hibrit sayılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sayıları şöyle bütün tamamını ben bir Venn şeması üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi zaten şunları biliyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle anlatayım. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve reel sayılar. Bunu zaten bildiğimiz sayı kümeleri. Bunların biz sadece doğal sayılar yarı halka, geri kalanlar halka ya da cisim. Kimisi değişmeli, kimisi değişmeli olmayan. Sadece değişmeli olmayan burada hibrit sayılar var. Diğerleri değişmeli cisim diyorum, halka bunlar. Tabii reel sayılarla birlikte reel sayıların bir kısmını bilir sanal bir taraf ilave edilerek kompleks sayılar ortaya çıkıyor. Kompleks sayılar tabii i kare eşittir eksi 1 şeklinde a artı i b şeklindeki sayılar. Doğal sayılar ise bunu yine geometri camiasındaki arkadaşlar çok iyi bilirler. Yine mühendislikte ve makine mühendislerinin kullandığı, fizikçilerin kullandığı bir sayı kümesi. Doğal sayılar. Doğal sayılarda yine epsilon karenin sıfır olduğu. Tabii i karenin eksi 1 olduğunu zor olduğu gibi epsilon karenin sıfır ve epsilonun, tabii bunu belirtmek gerekiyor, epsilonun sıfırdan farklı olduğunu ifade etmek de gerekiyor burada. Epsilon sıfırdan değil, epsilon kare sıfır. Bu nasıl olabilir? Tabii soru işareti gibi. Fakat bunların her birinin çok güzel kullanım alanları var. Zaten olmasa bunlar ölür giderdi. Yani bir şeyi matematikte ürettiğiniz zaman, hiçbir şekilde kullanılmadığı zaman o sayılar ölüp gidiyor. Bu arada hiperbolik sayılar yine h kare eşittir 1 ki ona perplex sayılar da deniyor. H eşit değil tabi burada 1 olduğunu aktarmak gerekiyor. Şimdi burada 3 tür sayı kümesi tanımlanmış oluyor. Reel sayıları da içine alan. Bunlar tabi yeni bir kıvrımlar, kutular geliyor burada. Şimdi bir kısmı doğal kısım, bir kısmı kompleks kısım, bir kısmı da hiperbolik kısım. Bu arada kompleks sayılar eliptik
eliptik dönme hareketlerine karşılık geliyor. Yani ben bir kompleks sayıyı bir kompleks sayıyla çarptığım zaman dönme eliptik bir dönme oluyor. Tabii buradaki eliptik dönme dediğim eksi 1'i eksi 2 yaptığım zaman onun dönme bir elips haline geliyor dönme, oradaki dönme. Tabii buradaki dönme şu anda sadece bir çemberdeki dönme. Hiperbolik sayılarda ise dönmelerimiz yine şöyle söyleyeyim hiperboller üzerindeki dönmeler. Doğal sayılar ise buradaki çemberimiz 2 doğru olduğu için buradaki dönmeler de bir doğru boyunca olan dönmeler. Şimdi benim 2018'de tanımladığım sayı kümeleri hibrit sayılar. Burada ise bunların tamamını içeri alan bir sayı kümesi. Yani evet kompleks sayılar var, doğal sayılar var, hiperbolik sayılar var. Fakat bunların karışıkları da var. Yani yani sadece bunlardan birine ait olmayan, burada hepsini içeren sayılar da var. Bu sayıları da içeri alan bir sayı kümesi. Hibrit sayı dememin nedeni o, melez sayı dememin nedeni buydu. Fakat bunu şurada şunu söylemek istiyorum. Yani ben bu sayı kümesini tanımlarken şöyle yola çıkmadım. Ya doğal sayılar, kompleks sayılar ve hiperbolik sayıları ben birleştireyim, yeni bir sayı kümesi oluşturayım gibi bir maksatla yola çıkmadım. Peki neden, nasıl çıktı bu sayı kümeleri? Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bir A, B, C'de 2x2 matrisi aldım. Bu 2x2 matrisinin 1 bölü n'inci kuvvetini hesaplamak istedim. Yani en basitinden karekökü mesela. Karekökü nedir? Bunun tamam karekökü çok rahat bulunabiliyor. Hatta cebirsel işlemlerle de bulunabiliyor ama ben diyelim ki 1 bölü 100'üncü kuvvetini hesaplamak istersem, yani bu hangi matrisi 100 kez çarparsam ben bu matrisi elde edebilirim sorusunu ararken bu sayıları tanımlamak zorunda kaldım. Birazcık da şans oldu geldi. Bunlar birleştiğini gördüm. Yani bunların üçünün de bir arada olması gerektiğini gördüm. Çünkü bu sayı kümelerin her birisi, şu sayı kümelerin her birisi kompleks sayılar. Mesela 2x2 matris kümesine izomorf. Doğal sayılar hakeza öyle. Hiperbolik sayılar hakeza öyle. Ama bunlar hepsi 2x2 matris kümelerinin tamamını kapsamıyor. Yani hep matris kümelerinin bu 2x2'nin bir alt kümesine izomorf bunların her biri. Ben bunların tamamına izomorf olan bir sayı kümesi tanımlamak istedim ki bu da ne oldu? Hibrit sayı kümeler oldu. Böylelikle bu hibrit sayı kümelerini bu şekilde tanımlayaraktan ben her matrisi 2x2 matrisin mesela şeyinden bahsedebildim. Yani kutupsal formu 2x2 bir matrisin kutupsal formunu yazdım. 2x2 bir matrisin n'inci kuvvetini doğrudan hesaplayabildim hibrit sayıları kullanarak ya da n'inci dereceden kökünü hesaplayabildim. Bunlarla ilgili sınıflandırma da yaptım zaten. Tabii bunların geometrik yorumları da olacak. O da yine öğrencilerime yaptırmaya çalıştığım çalışmalardan bir tanesi. Ben şimdi bu sayılara tekrar geleceğim ama dediğim gibi amacım sayıların şöyle gelişimini kısaca hızlı bir şekilde açıklamak. Matematiğin gelişimi aslında bunlar. Şimdi ilk dönem matematiğine bakıyoruz. İlk dönem matematiğinde teorem yok, formül yok, ispat yok. Yani sadece ihtiyaç matematiği diyoruz bu dönem matematiğine. Ne var işin içinde? İşte vergi hesaplama var, zamanın takvimi belirleme var, miras dağıtımı, gelir gider. Tek gereken sayı yani. Hiçbir başka kullanılacak matematiksel formüle gerek yok. İspata gerek yok, teoreme gerek yok. Şimdi bu dönemde yani ihtiyaç matematiğinde farklı medeniyetler farklı sayı sistemleri kullanmışlar. Mısırlıların kullandığı hieroglif sayı sistemi. Sümerliler ve Babiller ise yine Orta Doğu'daki bu iki eski tarih Sümerliler ve Babiller 60 tabanlı sayı sistemi kullanıyorlar. Yunanlar ise harflerle, Çinlilerin kullandığı sayı sistemi çubuklarla, Romalılarınki Roma rakamları ve Mayalılar yine 20'lik taban kullanıyorlar ve en sonunda biz şu anda kullandığımız Hintlerin kullandığı ve Araplarla birlikte günümüze gelen basamaklı sayı sistemi ortaya çıkıyor. Şimdi bu sayı sistemlerinin tek tek hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum ama ilk dönem matematiğinden bahsetmem gereken en önemli not Öklüt'ün Elemanları kitabı. Şimdi tabii ilk dönemde daha çok geometri sayılarla birlikte bir de geometri ön plana çıkmış.
Ama geometri alanındaki bu kitap bakın milattan önce 300'lerde yazılıyor. Yani 2300 yıl öncesinin bir kitabı bu ve 13 ciltlik bir kitap. Öklüt'ün elemanları kitabı. Onun Türkçe'ye çevrilmişi de var. Yine Sinan Sertüz'ün TÜBİTAK yayınlarından 2019'da çıkardığı bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Şimdi bu kitabın özelliği şu. Sorgulama var, tanımlama var, kanıtlama var ve bütün kanıtları mantıksal bir zemine oturtma var. Yani bu aslında böyle bir sistemin, matematiksel sistemin oluşmasındaki en etkili kitap kabul edilebilir Öklüt'ün elemanları kitabı. O yüzden ona değinmeden geçmek istemedim. Şimdi sayı sistemleri hızlı bir şekilde devam edeyim. Milattan önce 3000'lere bakıyoruz. Burada bir Mısırların kullandığı bilinen en eski sayı sistemlerinden bir tanesi hieroglif sayı sistemi. Yani burada şekiller var. O şekillere verilen rakamlar veya sayılar var. O sayıları da toplamalı bir sayı sistemi. Toplamalı derken ne oluyor? Ne kadarsa onu şey yapıyor. Yani şöyle diyelim. Bunun en önemli özelliği toplamalı dizilim. Yani buna niye denk geliyor? 1000. Bu iki tanesi niye denk geliyor? 100 artı 100. Yani çok basit elementer bir sayı sistemi. Kullanışlı mı? Değil. Fakat bu arada bu hieroglif sayı sisteminde kesirlerden de bahsetmek istiyorum. Yani o dönemde kesirlerin de kullanıldığını görüyoruz. Kesirlerde de bir ağız işaretiyle kullanıyorlar. Yani şöyle bir ağız işareti alt tarafta 3 tane çizgiyle 1/3 ifade ediyorlar. Tabii mesela 3/4'ü nasıl ifade edecekler? 1/2 artı şu şekilde 1/2 artı 1/4 ile ifade ediyorlar 3/4'ü ama bazı kaynaklarda şunları da görülmüş 3/4'ün şu şekilde ifade edildiği de görülmüş. Şimdi tabii Mısır'daki kaynaklarla ilgili çok önemli iki tane papirüsten bahsetmek istiyorum. Şimdi papirüsler tabii çok çabuk deforme olan, ya bu kil tabletleri gibi uzun süre saklanamayan yazı araçları papirüsler ve günümüze kadar gelen papirüs sayısı oldukça az. Yani iki tane çok bilinen meşhur papirüs var. Bunlardan bir tanesi Ahmes papirüsü. Diğer ise Moskova papirüsü. Bu papirüslerde mesela kesirler var, faiz paylaşım hesapları var ve alan bulma gibi problemler var. Yani burada da rasyonel sayıları da görüyoruz, hepsini görüyoruz. Hatta Moskova papirüsünde bir düzlemle kesilen küre parçasının hacminin ve yüzey alanının hesaplanması sorusunu da görüyoruz. Yani bu Moskova papirüsünde 25 tane soru olduğunu hatırlıyorum. Şimdi 25 diye hatırlıyorum. Şeyde ise 80 miydi Ahmes papirüsünde? 87 evet burada yazmışım. 87 soru var. Bunlar tabii neden Ahmes Moskova? Bu Moskova Müzesi'nde olduğu için Moskova papirüsü olarak deniyor. Ahmes papirüsü de bu 1650'lerde yani Ahmes isimli bir matematikçi tarafından yazıldığını için bu Rint bulmuş. Dolayısıyla o Rint papirüsü de deniyor. Evet, yani rasyonel sayıların dediğim gibi bu papirüslerde olduğunu söylemiştim. Mesela şöyle bir problem var bu papirüslerde. Bir sayı ile bu sayının 1/2'si toplanıyor, sonuç 16 bulunuyor. Bu sayı kaçtır? Milattan önce 3000'lerden bahsediyoruz. Bu problemleri görüyoruz. Evet, yani diğer problemde yine buna benzer kesir problemleri burada bulunabilir. Bu iki soru, yani bunlar matematik ile ilgili eski 3000'li, milattan önce 3000'li yıllardan elde edilen en ileri düzey bilgiler bunlar. Başka ileri düzey bilgiler edinemiyor. Şimdi Sümerlerdeki sayı sistemine gelmek istiyorum. Sümerlerdeki sayı sistemi de yine toplamalı bir sayı sistemi. Yine konum yok. Konum olmadığı için yine şekiller var. Şekillere harfler, sayılar ataması var. Dolayısıyla bunu hesaplayabiliyor. Bu şekilde hesap. Bu kaçsa 60. Tamam bu 60'mış. Bu kaçmış? 10'muş. 70. 74. Bu şekildeki bir elementer sayı sistemi. Ama bu sayı sisteminin 60 tabanlı olduğunu görüyorsunuz. Yani 60, 600, 3600 şeklinde gidiyor. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Neden 60 kullanılmış? Çünkü bakıyoruz Babillere. Babillerde de 60 var. 60'la ilgili değişik farklı matematikçiler farklı iddialarda bulunuyorlar ama en kabul görenlerden bir tanesi de 60'ın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi yani sayılara bölünüyor. Yani çok fazla sayıya bölünüyor. Sayıya bölündüğü için de kesirlerle mümkün olduğu kadar az uğraşmak için 60 sayı sistemi kullanıldığını söylüyorlar.
Tabii bu kabul gören şu anda. Bu arada Babiller'deki sayı sisteminden bahsetmek istiyorum ki o şu anda da kullanılan bir sayı sistemi Saksa-Gesimo sistem diyerekten yine Wikipedia'dan bununla ilgili kaynaklar bulabilirsiniz. Burada enteresan bir şey var. Bu sayı sistemi arkadaşlar bir kere konumlu bir sayı sistemi. Yani gerçekten 60 tabanında yazılmış ve konum kullanılmış bir sayı sistemi. Yani bu arada sıfır yerine de bir boşluk kullanılıyor. Peki ne demek konumlu sayı sistemi? Yani şu şekilde bunları bu kaça denk geliyorsa bu işaret onları toplayarak yapmıyor. Yani konumunu kullanıyor. Bu ilk sayı 2, ikinci sayının işte şuna bakıyor. Bu kaçtır? 21. 21 çarpı 60. Bu sadece 60 üzeri 1. Bu 2 çarpı 60 üzeri 0. Bu ise yine 11 üzeri 60'ın karesi şeklinde bir sayı sistemi Babillerin kullandığı. Ve bu sayı sistemi günümüzde de hala kullanılan bir sayı sistemi ki bu nerede kullanılıyor? İşte coğrafi koordinatların belirlenmesinde, zaman ölçülerinde, açı ölçülerinde falan bunlar kullanılabiliyor. Bu arada Babillerde de kesirleri görebiliyoruz. Bu arada Babillerden bahsetmişken bu konudaki çok meşhur bir tane tabletten bahsetmek istiyorum. Plimpton 322 isimli bir tablet. Babillerdeki matematiğin aslında gelişimini de görüyoruz burada. Peki Babiller ne zamandan bahsediyoruz? Milattan önce 2000 yıllarından bahsediyoruz şu anda. Babillerdeki bu tablette, yani Babillerden kalan bu tablette Plimpton 322 mesela Pisagor üçlüleri var. 3 4 5 gibi çok basit üçlülerde değil, böyle çok büyük Pisagor üçlülerini de burada görebiliyoruz. Bu 1900'lerin başında Güney Irak'ta bulunuyor bu Plimpton 322 tableti. Şimdi şu anda New York Kütüphanesi'nde yani bulunmakta bu kitap. Bu da yine trigonometrik bazı bağıntılarında olduğu söyleniyor. Yine başka bir çok meşhur tablette YBC7289 isimli bir kil tablet ki kök 2 ile ilgili bir yaklaşım bulunuyor ki Pisagor'dan çok daha önce. Bu da yine Yale Üniversitesi'nde bulunan bir tarihi eser. Şimdi ikinci dönem matematiğine geçmek istiyorum. İkinci dönem matematiği ise artık yavaş yavaş milattan sonralara da gelmeye başlayacağız. Yunan ve Çin, Yunan, Çin ve Romanlar. Bunlar şimdi eski Yunan sistemindeki rakamları göstermek istiyorum. Onlar da yine çok basit bir sistem kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Harflerle sadece ne yapıyorlar? Rakamları karşılık getiriyorlar. Dolayısıyla bunları da hesaplarken bu kaç denk geliyordu? Bunları topluyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yine toplamalı bir sayı sistemi. Toplamalı bir sayı sistemi olduğu için bunların yerinin değişmesi de çok önemli değil zaten. 241'i 3 farklı şekilde, yani farklı şekillerde ifade edebiliyorlar. Ama bu da yine kullanışlı olan bir sayı sistemi değil. Şimdi esas bir çığır açan sayı sistemi Çinlilerin sayı sistemi. Çünkü Çinlilerin sayı sisteminde negatif sayıları da görüyoruz. Negatif sayıları M.Ö. 200'lerde sayıları yine nasıl kullanıyorlar onu söyleyeyim. Konumla kullanıyorlar. Yani ve sayıların mesela sıfırı da kullanıyorlar bu arada Çinliler. M.Ö. 200'lerde şurada bakın bir boşluk var. O boşlukla ifade ediyorlar. Peki orada boşluk olup olmadığını nasıl anlayacağız gibi bir şey sorulabilir. Sayıları bir dik bir eğik, yatay, bir dik bir yatay şeklinde yazarak yazıyorlar. Eğer mesela burada yatay yazılmış, bu da yatay yazılmış. Demek ki bu arada bir sıfır yazılmamış, sıfır var. Mesela 406.783'ü bu şekilde ifade ediyorlar. Bu arada siyah ya şekilde siyahla yapıyorlar negatif sayıları. Fakat pozitif sayıları kırmızıyla yazıyorlar. Dediğim gibi sıfırı boşlukla kullanıyorlar. Yine matematik dünyasında çok önemli kabul edilir. Nine Chapters on the Mathematical Art isimli bu eser. Bu eserdeki mesela 7. bölümdeki seviyeye Avrupa'nın 13. yani 1300'lü yıllarda ulaştığı söyleniyor. Yani bir Fibonacci zamanında ulaştığı söyleniyor. Bu arada burada denklemler var, negatif sayılar var, denklemlerin kökleri var. Bunların Gauss eliminasyon metodu yine bu kitapta bulunuyor. Bu kitap
Dolayısıyla matematik dünyasındaki en önemli kaynaklardan bir tanesi. Şimdi Romalılardaki sayı sistemine geçmek istiyorum. Romalılardaki sayı sistemi tamamen ellerin, parmakların da üzerine ortaya çıkmış. Yani parmak şekillerinden ilham alınarak oluşturulmuş bir sayı sistemi. Yine toplamalı bir sayı sistemi ve matematiğin gelişmesindeki geciktiren en önemli sayı sistemi bu sayı sistemidir. Çünkü bu sayı sistemi ne yapıyor? Hiçbir şekilde basamak olmadığı için matematiksel işlemleri yapmada zorluklar çıkartıyor. Şimdi bu arada uzaklara da gidelim hemen. Mayalarda nasıl bir şey kullanılmıştı? Mayalarda sıfırın kullanıldığını bir kabuk işaretiyle sıfırın kullanıldığını görüyoruz. Bu aslında sıfırın bir işaretle gösterildiği ilk sayı sistemi diyebiliriz. Burada ise 20 tabanı kullanılıyor. Fakat 20 tabanı neden diyebilirsiniz? O da güneş takvimine göre ayların 20 gün olmasından dolayıymış. Dolayısıyla onlar da yine sayıları bu arada konumlu olarak kullanıyorlar sayıları aynı Çinlilerin gibi. Bunlar tabii birazcık daha sonra milattan sonra 500'lerden bahsediyorum. İlk olarak milattan önce bu sayı sistemlerini konumlu olarak kullanan Çinliler. Evet, şimdi esas günümüze doğru yavaştan gelmek istersek Hint sayı sistemi ve sıfırdan bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir eser. Brahmagupta'nın, tabii ismi birazcık okumayacağım. Bu eserde, bu Hintli matematikçinin eserinde 9 rakam ve sıfır rakamlarını ondalık konumda ve göstererek kullanılıyor. Yani bugünkü sayı sisteminin kullanımında ilk kaynak olarak bu kaynak gösterilir. Şimdi yani bu kitap, bu arada şöyle bir özelliği daha var. Sıfırla işlemlerin yapıldığı, negatif sayıların kullanıldığı ilk kitap. Yani ben şöyle söyleyeyim. Burada mesela iki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Negatif ve pozitif sayının çarpımı negatiftir gibi böyle basit elementer işlemleri de var. Yani aslında sıfırın matematiksel işlemlerde kullanıldığı bir kaynak. Bu Brahmagupta'nın kitabı. Ha, bu arada burada şunu da göstermek istiyorum hemen. Hintlerdeki o kitapta geçen sayı sistemleri bu şu şekilde. Bakın 0, 1, 2 çok benzediğini göreceksiniz. Buradaki 2, 3, 0 yine 9. Bu Araplara geçerken birazcık daha farklı bir şekilde geçiyor ve bu daha sonra modern dünyaya yine buradan bu şekilde aktarılıyor. Ve bu matematiğin gelişmesindeki en önemli meselelerden bir tanesi. Şimdi bu arada şunu da bahsetmek gerekiyor. İslam dünyasında matematik ve bilim nasıl bir gelişme göstermiş ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bilim özellikle Abbasiler döneminde önemsenmeye başlanıyor ve iki tane kütüphane kuruluyor. Birisi Kahire'de, birisi Bağdat'ta. Bu da Hint, Yunanca ve birçok eser, dilden eser çevrilerek bir, bunlar daha sonra yakılıyor çoğu, yani günümüze gelmiyor birçoğu. Fakat bu dönemde matematikçiler, Müslüman matematikçiler küresel geometriye, cebire çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Harezmi, Ömer Hayyam ve El-Tusiler gibi. Hatta Harezmi'nin cebirin babası olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat şöyle söyleyelim. Tabii bu gelişme, bu gelişmeler tabii çok çabuk bitiyor. Bir anda kesiliyor. O da tabii İmam Gazali'nin de görüşlerinin etkisi var bunda. Çünkü akli bilimlerin, yani bu şekildeki sayısal işlerle uğraşmanın küfre götüreceği, içinde tabii felsefe de olduğunu düşünüyorlar. Yani aklı kullanmak birazcık daha insanı dinden çıkarabilir. Yani dinin temeli olan bir şey değildir bu. Ya dolayısıyla felsefeye ve sorgulamaya, çünkü matematik sorgulama demek, araştırma demek, kanıtlama demek. Bu tür şeylere de birazcık uzak kalınıyor. Yani felsefeye ve sorgulamaya akla savaş açılıyor. Dolayısıyla bu dönemden sonra, yani bu meşhur matematikçilerden sonra daha çok tarikat ve cemaatlerin de etkisiyle pozitif bilimlerin gereksiz olduğu düşüncesi oluşuyor. Yani bu öyle bir düşünce ki 1900'lü yıllara kadar tabii devam ediyor maalesef.
Tabii Türk toplumlarında birazcık savaş daha ön planda olduğu için savaş başarıları üzerine kurulu bir sistem oluşuyor. Bu arada Türkiye'de tekrar nakli bilimlerden yani akla dönmenin, akli bilime dönüşün öncüsü olarak kabul edilir yine İslam dünyasında 1900'lü yıllardan sonra. Bu arada Harizmi'nin de şu kitabını belirtmeden geçmeyeceğim. Hesab-ı Cebir ve Mukabele isimli kitabı. Bu kitap tabii Latince'ye çevrildikten sonra Avrupa'da müthiş bir gelişme oluyor ve Cebir'in babası olarak bilinen Harizmi Avrupa'ya çok ciddi derecede aslında bir katkıda bulunuyor. Bu arada Ulubey'den de bahsetmek istiyorum. Yine biraz evvel söylemiştim. 1000 ile 1900 yılları arası dönemde çok Müslüman bilim adamları çok fazla bilimle uğraşmamışlar. Uğraşanlar tek tük var. Onlardan bir tanesi Ulubey. Ulubey Semerkant'ta bir medrese ve rasathane yaptırıyor. Tabii Ulubey bir hükümdar yani Timur'un torunu bir kral, hükümdar yani. Bu bir düşünün böyle bir hükümdar, hatta şöyle bir sözü var, ilmin hakim olduğu bir ülkede ilimle uğraşan bir kişi olmayı hükümdarlığa tercih ederim. Yani vergiler toplanıyor ve kütüphaneler yapılıyor, tabii rasathane yapılıyor. Fakat Ulubey'in tabii şöyle bir var, o dönemde de bunları yapmak kolay bir şey değil. Yani çünkü halkı memnun etmek gerekiyor. Bunlar belki halk için çok şey ifade etmiyor. Yani bilimsel olarak bir şey ifade etmiyor. Tabii bunu oğlu da söylüyor. Zaten oğlunun emriyle komutanları tarafından öldürülüyor. Yani gereksiz işlerle meşgul olduğu düşüncesiyle. Tabii işin içinde başka şeyler de var ama orası tarihçilere bırakıyoruz. Evet, şimdi Türklerdeki sayı sisteminden hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum ki bunlar ilk olarak zaten Göktürk metinlerinde görüyoruz Türklerdeki sayı sistemini. Sayılarımız zaten bugünkülere çok benziyor. Fakat Göktürk metinlerinde sayıları şu şekilde okuduğunu görüyoruz. Mesela 13'ü 3 ve tamamlayan yani bir sonraki 20'ye tamamladığı için 3'ye 20. Bu 50. Mesela burada 4 diyor. Bir sonraki onluk 60 olduğu için 4-60. Bu şekilde okunduğunu görüyoruz. Fakat daha sonra 13+2=3, 50+2=3 diyerekten bu günümüzdekine yakın bir şekilde geçiyor. Bu arada 0 da Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimelerden bir tanesi. Kısaca bu dönemdeki sayıları özetleyecek olursak, yani Sümerler, Mısırlar, Babiller, Romalılar, bunların hangisinin bakın ilk konumlu olarak sayıları kullananların Babiller olduğunu görüyoruz ki bu çok önemlidir. Fakat Babillerin kullandığı bu sayı sistemi 60'lık bir sayı sistemi. Hala da kullanılıyor dediğimiz gibi. Romalılarınki bunları geçiyoruz, Yunanlılarınki geçiyoruz. Çinlilerinki tabii Çinlerin alfabelerinin de şeyi var. Çok ciddi derecede bir yaygınlık olmasa da Hintlilerle birlikte ve Araplarla birlikte modern dünyanın konumlu sayı sistemi oluşuyor. Ve konumlu sayı sisteminin oluşmasıyla birlikte yani basamaklı sayı sisteminin oluşmasıyla birlikte dünyada matematikte muazzam bir gelişme yaşanıyor. Şimdi irrasyonel sayılardan bahsediyoruz. Tam sayılarımızı bitirdik, negatif sayılarımızı bitirdik. Şimdi irrasyonel sayılardan bahsetmek istiyorum. İrrasyonel sayılardan da tabii mesela bir kök 2'nin ortaya çıkış hikayesi var. Belki herkes biliyordur. Biliyorsunuz Pisagorcular tüm sayıların A/B şeklinde ifade edildiğini söylüyorlardı. Yani bir kesirle ifade edilebileceklerini söylüyorlardı. Fakat işlerinden bir tanesi çıktı. Hippasus dedi ki hayır kök 2 sayısı bu şekilde ifade edilemez dedi. Kök 2 sayısının böyle ifade edilemeyeceğini iddia etti. Ve böylelikle dedi ki demek ki bu rasyonel olmayan yani irrasyonel sayılardan bahsetmeye başladı. Olabilir. Tabii bu Pisagor ki bunlar bir ekol. Yani rasyonel sayılar, bütün sayıların rasyonel olduğunu iddia ediyorlar. Bu tabii bir krize sokuyor. Yani bu matematikteki ilk büyük krizlerden, yani büyük kriz demeyeyim de ilk krizlerden, önemli krizlerden birisi kabul ediyor. Çünkü Pisagor sayıların kesinliğine inanıyor. Yani biz ne dersek o. Yani irrasyonel sayıların varlığını da kabul etmiyor. Yani Hippasus'un böyle şeylerle gelmesi yani bu arada şunu da yapıyor. Kök 2'nin A/B şeklinde olmak için yani bunu göstermeye çalışıyor, gösteremiyor. İşin içinden de çıkamayınca ki bunu yani sadece ben tabii bunları bilmemiz mümkün değil ama tarih kaynaklarında ya da bilinen
matematik tarihi kitaplarında bu şekilde anlatılıyor. Bu da sadece belki tahminlerden bir tanesi. Fakat şu var, Hipasus'un tabii Hipasus'a kızdığı, hatta onu boğdurarak öldüğü. Çünkü bilmesi gerekenden çok daha fazla şeyi araştırdığına inanıyor Pisagor. Bunu kimseye açıklamamasını söylüyor. Fakat daha sonra bu açıklamaya başladığından dolayı da bu olarak öldürüldüğünü, yani bu fikrin yayılmasını istemiyor Pisagor ve bu şekilde önüne geçiyor. Evet, tabii irrasyonel sayıların daha sonra irrasyonel sayılar çıktı ama pi, e gibi sayıların irrasyonel olduğunu göstermek, nasıl göstereceğiz diye ortaya çıkıyorlar. Mesela pi sayısının irrasyonel olduğunu ilk kez 1761 yılında gösteriliyor. O da sürekli kesirler yardımıyla, yine tanjant x fonksiyonunun seri açılımı yardımıyla. Tabii pi sayısı çok kimin bildiği, bulduğu da bilinmiyor. Pi için herkes bir şey kullanmış. Babillerde bile kullanılmış pi sayısı. Babillerde mesela pi'yi şöyle almışlar. 3 tam 125 olarak almışlar. Yine Mısırlarda var. Farklı şekillerde. İncil'de bu arada pi sayısı 3 olarak geçtiği için yine özellikle bazı radikal Hristiyanlarda, kökten Hristiyanlarda pi'nin mesela 3 olarak okutulmasına inanılmış. Şimdi bir de cebirsel sayılar diye, bu çok aslında çok bu konumuza ilgisi olması da burada bahsetmek istedim. Cebirsel sayılar da yani kat sayıları rasyonel olan bir polinomun kökü olan sayılara deniyor. Mesela kök 2 bir cebirsel sayı çünkü şu denklemin bir kökü. Yani sayıları, reel sayıları cebirsel olan ve cebirsel olmayan diye irrasyonel sayıları ayırabiliyorlar. Bu durumda da reel sayıları, mesela hangi sayının cebirsel, hangi sayının cebirsel olmadığını da matematikçiler araştırıyor yani. E sayısının mesela cebirsel olmayan bir sayı olduğu, o sayılara biz Türkçe'de aşkın sayı da diyoruz, bilmiyorum siz, çünkü soyut matematikte de kullanılan bir şey gösteriliyor bunlar. Hatırlatmak için söylüyorum. O Hermit gösteriyor 1870'li Lindemann'sa, biraz evvel bahsetmiştim. 1888'de bu arada pi sayısının cebirsel olmayan bir sayı olduğunu gösteriyor. Şimdi matematiğin karanlık dönemi diye bir dönem var matematikte ki biz bu döneme milattan sonra 200 ile 1500 arasındaki dönem. Tabii Hristiyanlık 380'lerde Doğu Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor. Bu dönemden itibaren tabii kilise tamamen her şeye hakim. Her şeye hakim olduğu için sosyal ve eğitim her şeye hakim. Hristiyan inancına uygun olmayan tüm hipotezlere savaş açılıyor. Hatta çok meşhurdur hani kainatın merkezi dünyadır, dönmemektedir, yuvarlaktır. Bunun gibi birçok şeye çok sert tepkiler veriliyor. Tabii bu dönemden, Avrupa'nın bu dönemden çıkması tam 1500'leri yılları buluyor ki o da aslında tamamen şu anki kullanılan Hint, Arap rakamları olarak bilinen günümüz modern rakamlarının kullanılmasıyla birlikte bu 16. yüzyıldan sonra kullanmaya başlasa da halk tarafından bakın kullanılması Fransız devriminden sonra oluyor. Yani oldukça günümüze yakın. Bu arada bu bahsetmişken bu şeyden de bahsetmek istiyorum size. Agora diye bir film var. Belki izlemişsinizdir. Hipatya diye bir kadın matematikçinin biyografisi, hayatını anlatıyor. Milattan sonra 390'larda yine İskenderiye'de bir kütüphane var ve bilimsel araştırmalar yapıyor. Matematikle ilgili işte dünyanın yörüngesi, dönmesi, güneşle ilgili. Fakat ne yapıyor? Bu ilk tabii yine gereksiz işlerle uğraşıyor ya da İncil'in dediği şeylere aykırı şeyler söylüyor diyerekten linç edilerek öldürülüyor ve kütüphanesi de yakılıyor. İzleyebilirsiniz. Evet, sonra matematiğin gelişim çağına gelmek istiyorum. 1500 ile 1700 yıllar arası, tabii bu dönemde bizim geometriciler açısından Descartes'in analitik geometrinin ortaya çıkacak olan Kartezyen koordinat sistemini geliştirmesi. Yine türevin ve integralin bulunması bu gelişim çağında, diferansiyel denklemlerin ortaya çıkması,
Yine İtalyan matematikçiler bu dönemde de yine meşhur işler yapıyorlar. Üç polinomların kökleri, cebirsel olarak hesaplamaları. Yani Vieta'nın yine cebirle ilgili teoremleri bu dönemde var. Fakat altın çağına geldiğimiz zaman, matematiğin altın çağı dediğimiz 1700 ile 1900'lü yıllar arası. Bu altın çağı işte çok meşhur matematikçilerimiz var. Euler, Cauchy, Laplace, Gauss. Yani bunlar gerçekten matematiğin belki hemen hemen her alanında bir önemli teorileri var, teoremleri var. Çok ciddi eserleri var bu matematikçiler. Hatta Euler'in 30 bin sayfadan fazla bilimsel eser ürettiğini. Şimdi sayılar teorisine de varsa buradaki arkadaşlar, Euler teoremi vardır, analizde vardır, geometride vardır, diferansiyel denklemlerde vardır. Euler'in birçok alanda çok ciddi derecede mesela çalışmaları görüyoruz. Bu arada fonksiyon kavramı da tanımlanmıştır. Bu da matematiğin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Ve son dönem modern matematik dönemi. Modern matematik dönemi ise kümeler teorisinin oluşmasıyla ortaya çıkan bir dönem. Ya bunun babası da tabii George Cantor kabul ediliyor. Bu kümeler teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte metrik uzaylar, işte mantık, fazi geometri, fonksiyon analiz, topolojik uzaylar, oyun teorisi gibi birçok yeni matematik alanı ortaya çıkıyor. Evet, şimdi Tartaglia Cardano formülü diye bir formül var biliyorsunuz. Bir üçüncü dereceden bir denklemin köklerini, yani şu formdaki bir denklemin köklerini doğrudan veren bir formül. Bu formülü neden yazdım? Şimdi kompleks sayılara geldim çünkü artık yavaş yavaş konumuza yaklaştım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Birazcık daha hızlanacağım. Karmaşık sayılar şöyle 1550'lerde ortaya çıkıyor. Yine a artı b, i kare eşittir eksi 1. Düşünün yani reel sayının ortaya çıkması, negatif sayıların kullanılmaya başlaması, bunlar bir de çok kolay olmayan şeyler. Ki i kare eşittir eksi 1 denilerek ortaya birilerinin çıkması ne kadar zor. Fakat tabii bu hemen çıkmıyor. Aslında Tartaglia biraz evvelki formülü, onun köklerini bulurken bir formül yazmıştı. O formüle göre şöyle şu böyle bir değer çıkıyor. Fakat hangi denklemi yapıyor? Şu denklemi. X küp eksi x denkleminin küpü. Zaten bunu x parantezine alırsa x kare eksi 1 eşittir 0. Tamam, x 0, x 1, x eksi 1. Çok kolay kökleri var. Fakat kendi formülüyle bunları nasıl elde edebilecek? Bunları vermesi gerekiyor. Kendi formülü diğerlerinde doğru sonuç veriyorsa burada da doğru sonuç veriyor. Vermesi gerekiyor. Daha sonra yani şu kök eksi 1'in bu şekilde yazılması, yani kök içerisinde eksili bir ifade var. Çok anlamsız görünse, saçma görünse bile. Sonra z küp eşittir i denilerek z eşittir zaten i'nin kökleri işte 3 tane kökü var. Bunu olduğu kullanarak yerine yazdığı zaman bu köklerin çıktığını görüyor. Yani şunu demek istiyorum. Evet, kökün içerisindeki eksi 1 bu anlamsız bir ifade ama ben bu işlemlerde kullandığım zaman bunu kullanıyorum. Dolayısıyla da ben artık böyle bir sayıyı kullanmaya başlıyorum. Yani başlanması bu şekilde. Daha sonra tabii toplaması, çarpması, başka köklerinin bulunması gibi şeyler yine İtalyan matematikçilerin sayesinde oluyor. Tabii bu 1550'lerde bulunan bu ne zaman kullanılmaya başlanıyor? Euler'in ve Dimover'un formülleriyle birlikte, yani 1730'ları buluyor. 1730'larda Dimover formülü olarak bilinen bu formül ve 1748 yılında şu formül, yine bu formülün yazılışı olarak E üzeri IP artı bir şeklinde olan şu formül. Bunun içerisinde E var, I var, P var, çarpmaya göre birim, toplamaya göre birim, bütün hepsi olan böyle bir eşitlik ve bu sayı, bunlar hala tabii kullanılıyor ama cebirsel işlemlerde kullanılıyor şu anda. Fakat ne zaman ciddi derecede kullanılmaya başlanıyor? Şimdi ben geometrici olduğum için şunu söylemek istiyorum. Bu tür sayı kümeleri genellikle geometrik olarak bir şekilde kullanılmaya başladığı zaman daha çok yaygınlaşıyor. Zaten burada da göreceğiz. Yani 1799 yani 1800 yıllarda karmaşık sayılar aynı bir kompleks düzen tanımlanıyor ve karmaşık sayılar noktalarla eşlenerek bir geometrisi oluşturulmaya çalışılıyor.
Tabii oluşturulunca da buradaki, şuradaki gösterimlerdeki tetaların bir anlam ifade ettiği görülüyor. Yani ben şuradaki bir z sayısını şuradaki başka bir w eşittir e üzeri i teta sayısıyla çarptığım zaman bu sayının teta açısı kadar döndüğünü gösteriyor. Şuradaki bir sayıyı ben bu sayıyla çarparsam bunun teta açısı kadar döndüğünü görüyor. Yani dolayısıyla kompleks sayılarla Öklid düzlemindeki dönmeler arasında birebir ilişki var. Bu arada yani şöyle söyleyeyim, onu da hemen bahsetmek istiyorum. Ben i kare eşittir eksi 1 ile bunu oluşturduğum gibi ben yeni bir kompleks sayı kümesi tanımlayarak mesela şuna ona da C2 diyeyim mesela. Şöyle yine A artı i B'lerden olsun. Mesela i kare eşittir eksi 1 değil de eksi 2 olsun. Eksi 2 olarak olduğum kümesinde de yine bu şekilde elips üzerindeki hareketleri inceleyebiliyoruz. Bu da yine 2016'da yapmış olduğum bir çalışmayla bunları tanıtmıştım. Evet, şimdi kompleks sayıların genelleştirilmesinden bahsetmek istiyorum kısaca. Tabii kompleks sayılar bu şekilde kullanılması, geometrik olarak da kullanılması birçok matematikçinin acaba, ya çünkü ortada sadece bir düzlemsel dönme var. Ben çünkü biliyorsunuz robot hareketleri, tank hareketleri, savaş, bütün her şeylerde 3 boyutlu dönme ve hareketler söz konusu animasyonlarda. Dolayısıyla 3 boyutlu hareketlerin nasıl ifade edeceğini, yani böyle bir 3 boyutlu, çünkü madem bu 2 boyutlu bunu kompleks sayılarla ifade ettim. 3 boyutlu bir sayı sistemini kullanabileceğim, genişletebileceğim bir sayı sistemi oluşturabilir miyim diye yola çıkılıyor. Yani i kare eksi 1 tamam öyle olsun. Bir de j kare eksi 1 diyerek yola çıkılıyor. Fakat tabii k yok ortada. Sadece elimizde şu var. I kare eksi 1, j kare eksi 1. Fakat bunu yaptığı zaman her defasında şöyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor. I çarpı j nedir? I çarpı j. Yani ya bunlardan bir şey diyecek. Fakat bir tanımlanan sayı kümeleri var fakat ya birleşme özelliği yok ya kapalılık yok ya başka bir şey yok. Kullanışlı olmuyor. Yine bu konuda çalışma yapan matematikçilerimizden var. Hüseyin Tevfik Paşa. Hüseyin Tevfik Paşa'dan bahsetmek istiyorum. O da tanımlamak istiyor. 1900'lü sanırım, ya yanlış hatırlamıyorum. 1880 miydi şimdi tam hatırlayamadım ama 1882 evet kitabı 1882 yılında bir kitap var. Bu Hüseyin Tevfik Paşa tabii Amerika'da büyükelçilik yapıyor. Dolayısıyla İngilizcesi çok iyi ve İngilizce bir kaynak kitap yazıyor. 3 boyutlu bir sayı sistemi. Fakat tabii bu sayı sistemi bu arada birleşmeli olmayan bir cebir. Dolayısıyla da geometri uygulamalarını verse de çok kabul görmüyor. Çünkü 3 boyutlu olsa da şey yani birleşmeli olmaması, birleşmeli olmayan sayı kümeleri çok ciddi derecede problem çıkartıyor çünkü. Yani iki gün nasıl hesaplayacak, yani buna benzer şeyler var. Şimdi bu kitap bu arada Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nden online erişmeniz mümkün. Hemen internette Google'da yazdığınız zaman bu kitabı hemen elde edebilirsiniz. Hüseyin Tevfik Paşa diye İngilizce bir kitap. Osmanlı'nın son zamanında basılmış bir kitap. 1882'de şey görüyorsunuz, Boyajian, Presov Boyajian. Tabii o sıralarda Ermeniler ve Yahudilerin daha çok bu basınla ilgili şeylerde ön plana çıkıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, Konstantinopol yazıyor. Tabii Konstantinopol 1930'lara kadar hatta İstanbul'a yabancıların yine resmi şeylerde de Konstantinopol isminin geçtiğini görüyoruz bu arada. Onu da bahsetmek istiyorum. 1930 yılındaki posta kanunu ile birlikte bu tür isimlerin yazılması da bununla Konstantinopol yazılarak gönderilen bütün mektupların yerine ulaşmayacağı da belirterekten İstanbul isminin kalıcı olması sağlanıyor. Evet, şimdi kuaternyonlardan kısaca bahsetmek istiyorum hemen. Dediğim gibi i kare ve c kareden iş çıkmayınca ikisinden bir de k kare ekleniyor. Ve ijk eşittir eksi bir. Şöyle bir bağıntı buluyor. Kim buluyor bunu? William Hamilton. Bunu tabii yani bir Dublin'de, İrlanda'da bir kanal var. Kraliyet kanalı boyunca yürürken bunu keşfediyor. Bunu hatta keşfini de taşlara kazıyor. Kazıdığı için hatta bununla ilgili İngiltere'de her yıl
belirli bir zamanda o köprüye yürüyüşlerine çok önem verirler. Çünkü aslında kuaternyonlar çok önemli bir sayı sistemi ve 3 boyutlu dönmelere karşılık geliyor. Özellikle şöyle söyleyeyim, fizik, bilgisayar, animasyon, birçok alanda şu anda kuaternyonlarla dönmenin ifade edilmesi çok daha kolay. Yani ben bir 3x3 matris elde edeceğim ya da bir dönme matrisi elde edeceğim. Bunları bir dönmeyi elde etmek için yani cebirsel yollar var, lineer cebirdeki bazı yöntemler var ama her birisi oldukça uzun işlemler yapıyor. Fakat bir kuaternyonla sadece 4 tane sayıyla ben hem kuaternyonun, çünkü şöyle düzlemdeki dönmede sadece orijin etrafında dönme var. Fakat 3 boyutludaki dönmede bir eksen etrafında dönme var. Bu kuaternyonlar hem ekseni veriyor bana, hem ekseni söylüyor, hem de kaç derece döndüğünü söylüyor. Yani bu dolayısıyla da özellikle animasyon teknolojisinde falan çok ciddi derecede, mesela bilgisayar dergilerinde, mühendisliği dergilerinde bu kuaternyonlarla ilgili konuların çok ciddi derecede ele alındığını görebilirsiniz. Evet, dediğim gibi kuaternyonlar 3 boyutlu dönmelere karşılık geliyor. Bir eksen etrafında 2 teta açısı kadar. Her kuaternyonun aynı kompleks sayılarda olduğu gibi şu şekilde ifade edildiği görülüyor. Her kuaternyon. Buradaki ifade edilişteki şuradaki teta'nın 2 katı dönme oluyor. Şu da dönme ekseni oluyor. Bu kadar basit bir sonuç veriyor bu kuaternyonlar. Dolayısıyla da o yüzden çok kullanışlı hale geliyor. Bununla ilgili zaten kuaternyonların geometriyle ilgili işlerini yazdım. Bir kitabım vardı. İsteyenler buna bakabilirler zaten. Burada hem kuaternyonların küresel dönmedeki karşılıkları, yani 3 boyutlu dönmeler, bu arada sadece dönmeler değil, yansıma ve simetriyle ilgili kuaternyonlarla çok ciddi çalışmalar var. Tabii kuaternyonların ortaya çıkmasıyla birlikte çok farklı kuaternyon türleri çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de yine bakın 1849 yılında, çok da yeni değil, James Cagle tarafından ortaya atılan, tanımlanan bir kuaternyon türü, split kuaternyonlar. Burada fark ne? Burada i kare eksi 1. Fakat j kare, k kare ve ijk'nın 1 olduğu görülüyor. Görülüyor demeyeyim, öyle tanımlanıyor. Buradaki ifade tabii geometrik olarak ben biz şeyini görmemiştik. Yani evet, kuaternyonlar 3 boyutlu dönmeleri ifade ediyor. Fakat bu sayı kümesinin geometrik olarak neyi ifade ettiği için bizim için önemli olan geometriciler olarak budur. Bunun geometrik olarak yorumlamaları da yine şahsımın ve yine Levent Kula'nın doktora tezlerimizde, ikimizin de doktora tezi bu konudaydı. Bu konulardaki bu sayıların özellikle geometrik olarak nasıl yorumlanabileceği ile ilgili çalışmalarımız var. Orada yayınladık bunları, geometrik yorumlarını. Buradaki yorumlamalarında iki türlü olduğunu görüyorum bu arada. Şöyle bir hiperboloidler üzerindeki dönmelere karşılık geliyor buradaki dönmeler. Yani bir şuradaki dönme. Yani dönme deyince sadece küresel dönmeden bahsetmiyoruz. Hiperboloidler üzerindeki ya da ışın konusu dediğimiz koniler üzerindeki dönmelerden de bahsedilebilir. Yine I.M. Yaglom'un tanımladığı farklı kuaternyon türleri var. 1963'te tanımlamıştı. Çok meşhur Rus matematikçi. Dejenere kuaternyonlar. Fakat bunların çok geometrik yorumlamaları olmadığı için, dedim ya, eğer bir kuaternyon türünün geometrik bir yorumlaması çok ortaya hemen çıkmazsa yavaş yavaş ölüp gidiyor. Ki ölenler, onlar da ölmüştür zaten. Yine oktanyonlar var. Eski kuaternyonlarla birlikte ortaya çıkan bir sayı kümesi. Oktanyonlar da farkı ne? IJK değil de I1-2, 7 tane şey var burada, yeni birimimiz var. Hepsinin karesi eksi 1. Yani kompleks sayıların bir üst. Bu daha devam edebilir. Yani 2 üzeri zaten Clifford cebiridir bu. 2 üzeri n şeklinde eleman sayısı. Yani kompleks sayı 2 üzeri 1. Kuaternyonlar 2 üzeri 2. Oktanyonlar 2 üzeri 3 şeklinde giden sayı kümeleri tanımlanıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada dediğiniz konumuzla ne alakası var diyebilirsiniz. Koniklerin sınıflandırılması diye bir konu var. Analitik geometride hepimiz biliriz. Bir genel konik denkleminin hangi koşullarda eliptik, hangi koşullarda parabolik, hangi koşullarda hiperbolik olduğunu biliriz. Yani söyleyebiliriz. Yani şu b kare eksi 4 ac. Konikleri bu şekilde sınıflandırabiliriz. Şimdi geometriyi de sınıflandırabiliyoruz. Geometri de yine 3 ana kısma inceliyoruz. Öklidyen geometri,
eliptik geometri, hiperbolik geometri. Bunları yine eğriliklerle ifade etmek de mümkün diferansiyel geometride. Eğrilik burada negatiftir. Öklit geometrisinde sıfırdır. Burada ise yani bir eliptik geometride eğrilik her zaman pozitiftir. Mesela küre üzerindeki geometri bir eliptik geometridir. Burada üçgenin iç açıları toplamının ne olduğunu görüyoruz? 180 dereceden büyük olduğunu görüyoruz. Öklit geometrisinde zaten üçgenin iç açıları toplamı 180. Hiperbolik geometride ise üçgenin iç açıları toplamı 180'den küçük. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Geometri 3 kısma ayrılıyor. Eliptik, öklütyen ve hiperbolik. Öklütyeni parabolik olarak da diyebiliriz arkadaşlar. Silindirik. Ya da yani şimdi yüzeyleri sınıflandırırsak mesela yüzeyler de 3 kısma sınıflandırılıyor. Diferansiyel geometri çalışan arkadaşlar bilir. Eliptik yüzeyler, hiperbolik yüzeyler, parabolik yüzeyler. Bunlar yine Gauss eğriliğine göre sınıflandırılabilir. Tabii manifoldlarda da yine bu sınıflandırma vardır. O sınıflandırma ise manifoldlarda kesitsel eğrilikle ifade edilir. Şimdi diferansiyel denklemlerde de mesela kısmi diferansiyel denklemlerde de şu bağıntıya göre tabii bunun küçük sıfır büyük olması sıfırdan büyük olmasına göre hiperbolik, parabolik, eliptik şeydekine ne kadar benzediğini görebilirsiniz. B kare eksi 4 ac koniklerin sınıflandırılması ile. Yine bir sınıflandırma var. Nasıl bir sınıflandırma? Eliptik, parabolik, hiperbolik. Şimdi bir tor yüzeyi mesela tor yüzeyinin noktaları yine sınıflandırılabilir. Bunda bu arada ikinci temel form dediğimiz diferansiyel geometride bu yardımla bir yüzeyin noktaları sınıflandırılabilir. O da çok benziyor zaten koniklerin sınıflandırılma formüllerine. Yine 3.3 şekilde hiperbolik, eliptik, parabolik. Farkındaysanız hiperbolik, eliptik, paraboliği her tarafta görüyoruz. Pekala yani bu sayılar için yani ben sayıları 3 kısma ayıramaz mıyım? Sayılar da aynı şekilde aslında 3 kısma ayrılıyor. Sayılar eliptik, hiperbolik ve parabolik olmak üzere yine 3 kısma ayrılıyor. Eliptik dediğimiz kompleks sayılar kümesi mesela eliptik bir sayı kümesi. Yani kapalı bir çember, bir elips üzerindeki hareketleri ifade edebilirsiniz eliptik sayılarla. Mesela kompleks sayılar dedim. Hiperbolik sayılarla bir hiperbol üzerindeki dönmeleri, hareketleri inceleyebilirsiniz. Hiperbolik sayılar bir parabol ya da iki doğruyla üzerindeki hareketleri inceleyebileceğiniz sayı kümesi de yine doğal sayı kümesi. Şimdi doğal sayı kümesi 1873 yılında Clifford tarafından tanımlanmış. Tabii biraz evvel söylemiştim geometrisi önemli. 1903 yılında Study bunu geometrik olarak yorumluyor. Geometrik olarak yorumlayınca da yorumu da şöyle her doğal sayı küre üzerindeki bir doğal küre üzerindeki ya da yönlü doğrulara karşılık getiriyor. Her doğal sayı doğal vektörü doğal vektörler oluşturuluyor daha sonra yine doğal sayıların hareket geometrisinde yine renkli yüzeylerin geometrisinde uygulama alanları var yani geometride kullanılıyor doğal sayılar ve yine parabolik dönmelere karşılık geliyor. Parabolik dönme derken ne demek istiyorum? Buradaki bir noktayı bir doğal sayıyla çarptığınız zaman şu doğru boyunca hareket ediyor. Bir çembersel değil. Bu da bir aslında hareket ifadesi. Bunun da yine aynı bir kutupsal gösterim gibi şekli var. Yine hiperbolik sayıların tanımlanması bu da biraz evvel söylemiştim 1848 yılında. James Cockle tarafından tanımlanıyor. Buradaki sayı kümesinde ise h kare neye eşit? Bu sefer 1 ama h bu arada yanlış yazmışım şu 0 değil 1. H 1'den farklı olmak üzere. Hiperbolik sayılar da yine hiperbolik trigonometrinin yorumlanmasında ve hiperbolik dönmelerde kullanılıyor. Yani şuradaki bir hiper sayıyı ben bir hiperbolik sayıyla çarptığım zaman hangi hiperbolse o hiperbol üzerindeki dönmeyi ifade ediliyor. Teta açısı kadar. Mesela şuna çarparsam yine çok güzel bir şekilde kompleks sayılardakine benzer bir şekilde E üzeri H teta o da eşittir. Kosinüs hiperbolik teta artı H çarpı sinüs hiperbolik teta şeklinde işin içine hiperbolik fonksiyonlar kullanılarak bir kutupsal formun geldiğini görüyoruz ve dolayısıyla da bir hiperbolik dönmenin oluştuğunu görüyoruz. Kısaca bu sayı kümelerini sınıflandıracak olursak kompleks sayılar, hiperbolik sayılar, doğal sayılar. 3 tane sayı kümesinden 2 kare eksi 1'dir negatif, h kare 1 pozitif bir de 0 olan. Şimdi sayı kümelerinde bunların eşlenikleri aynı birbirine tanımlanıyor. Yani a artı i b, a eksi h b hiçbir fark yok. Normlarına bakıyorum. Normlarına baktığım zaman zaten bildiğim öklit normu
karmaşık sayılarda. Hiperbolik sayılarda ise yine a kare eksi b kare doğal sayılardaki norm ise sadece ilk bileşenin mutlak değeri. Bunların karşılık geldikleri geometriler Öklidyen geometri, Lorentzian geometri ve Galileyen geometri olarak geçiyor. Dönme türlerine bakıyoruz. Eliptik, hiperbolik ve parabolik dönmeler oluşturuyor. Yine çemberlerini yazdım. Euler formülü dediğimiz Euler'in keşfetmesiyle ortaya çıkan bu güzel formülün bunların karşılıkları da var. Bunlar da zaten bu dönmelerle ilgili. Buradaki kosinüs teta sinüs teta eliptik bir dönmeyi, kosinüs hiperbolik teta hiperbolik bir dönmeyi ifade ediyor zaten. Parabolik dönme de bu şekilde kutupsal formda yazılmış doğal sayıların gösterimi. Yani hareketini anlaşılması açısından önemli. Şimdi burada argümentleri de tanımlı yine. Ark tanjantlı, burada elenli, burada ise sadece B bölü A ile tanımlanıyor. Şimdi melez sayılar, yani hibrit sayılara gelelim. Şimdi bu üçünü birleştirdik. Üçünü birleştirdiğim bir sayı kümesi. Bunların arasında da şöyle bir bağıntı var. Tablosunu da hazırladım. Bu 2018 yılında yayınlamış olduğum bir makale. 2018 yılında yayınlamama rağmen 40'ın üzerinde atıfı oldu. Yani bayağı bir, ben geometriciler çok değil belki. Genellikle sayılar teorisiyle çalışan arkadaşlar kullanıyorlar bu sayı sistemini. Fibonacci, hibrit sayılar falan değişik sayıları görüyorum. Ben tabii bir matrislerin köklerini bulmada kullandım bunu. Yani kendime bakan yönüyle matrislerin köklerini nasıl bulacağımı anlattım. Şimdi peki bir matrisin kökünü nasıl buldum? Bu da şu. Biliyorsunuz kompleks sayılar, doğal sayılar ve hiperbolik sayıların her birinin bir matris alt matris 2 çarpı 2 bir matrisler kümesinin bir alt kümesiyle arasında bir izomorfizm kurulabiliyor. Fakat bütün 2 çarpı 2 matrislerle yani arasında bir izomorfizm kurulmuyordu. Bu ben şimdi tüm 2 çarpı 2 matrisleri bu K hibrit sayılarla arasında bir halka, zaten bunlar ikisi de halka, bir halka izomorfizmi olduğunu gösterdi. Yani her hibrit sayıya bir 2 çarpı 2 matris karşılık getirdim. Her 2 çarpı 2 matrise de bir hibrit sayı karşılık getirdim. Bu da yine A artı B, İ artı C, epsilon artı D, H hepsi var yani bunda. Şimdi dolayısıyla da hiperbolik, burada tabii şöyle bir durum var. Hibrit sayılarda. Hibrit sayılarda işin içinde C, epsilonu yani C'yi ve D'yi sıfır aldığınız zaman karmaşık sayılardaki olan bütün her şey doğru. Ya da B'yi ve D'yi sıfır aldığın zaman doğal sayılar için olan her şey doğru. Yani herhangi ikisinin sıfır. Ama tabii bunların hepsinin sıfır olmadığı durumlar var. Yani melez durumlar var. O durumlar içinde böylelikle geri kalan şeyleri tamamlamış olduk. Ve sayı kümeleri de tabii bu hibrit sayılar madem içinde hem eliptik var, hem hiperbolik var, hem parabolik var. Üçünü de içeriyor bu. Dolayısıyla yani tor yüzeyi gibi. Tor yüzeyinin 3 tür noktası var. Bu 3 matrisleri de buna göre yani 2 çarpı 2 matrisleri 3 kısım şeklinde tanımladım böylelikle. Yani eliptik ne zaman bu matrise işte bakıyorum bu matris şöyle izinin karesini alıp determinantın 4 katını çıkardığım zaman bunun pozitif, negatif ya da sıfır olmasına göre eliptik, parabolik ve hiperbolik olarak tanımladım. Fakat bunların tabii tutarlı olması da gerekiyor. Bu arada bunların öz değerleriyle yani eliptik bir matrisin öz değerlerinin her zaman karmaşık sayı, hiperbolik bir matrisin öz değerlerinin her zaman reel sayı, parabolik matrislerin öz değerlerinin ise birbirine eşit olduğunu gördüm. Yani bunların arasında bir tutarlılık olduğunu gördüm. Tabii bunlarla ilgili sınıflandırmalar yaptım. İki boyutlu dönme matrislerine Öklidyen, Lorentzian ve Galileyen planında bunların da her birinin yine bu eliptik, bu hiperbolik, bu da parabolik. Yani bunlara karşılık gelen hibrit sayıların da yine aynı şekilde eliptik, hiperbolik ve parabolik olarak ayrıldığını gördüm. Şimdi bir hibrit sayının argümentinden de bahsettim. Tabii bunu yine bir sayı sistemine hibrit sayı taşıdım. Bir karşılık getirerek de iki boyutlu bir sayı sistemi. Dört boyutluymuş gibi görünse de aslında iki boyutlu bir sayı sistemi bu. Bunun yine argümentinden bahsettim. Yine ne zaman argümentini hangi koşulda nasıl bulacağım her birinin formüllerini verdim. Çok buradaki isteyen meraklı arkadaşlar
Bunlara bakabilir. Tabii bununla birlikte 2 çarpı 2 bir matrisin argümentinden de, yani ABC de diye bir matris verdiğim zaman ben bu matrisin argümentini nasıl tanımlayacağımı da yazdım. Bu matrise A dersem işte argüment A nedir? Buradaki gösterimlere göre rho A ile determinantı göstermek ve delta A ile de şu karakteristiği dediğim değer göstermek üzere. A matrisinin eliptik, hiperbolik ve parabolik olmak durumlarında argümentinin nasıl bulunacağının tanımını verdim. Mesela şöyle bir örnek var. Aşağıdaki matrislerin argümanı, mesela şu matrisin argümentini nasıl hesaplayacağım? Bakacağım bu matris işte koşullarım var. Şu eliptik. Ha, tamam bu matris eliptikmiş. O zaman eliptik için kullandığım formül. Bu matrisin argümenti arktanjant 1 bölü 2. İşte şu matris hiperbolik. Baktım kurallarıma. Bu matrisin o zaman argümenti ln kök 10 bölü 2'ymiş. Bunları argümenti neden gerekli? Yani ben bir matrisin argümentine neden ihtiyaç duyuyorum? Neden bunları inceliyorum? Şimdi ona geleceğim. Matrisin kutupsal formu esas benim ilgilenmek istediğim alan. Daha sonra ben bu çalışmayı yaptıktan sonra bir yıl sonra split kuaternyonlarla da benzer şeyler yapılmaya çalıştı, yapıldı. O da güzel bir çalışma. Onu da sizlere tavsiye ederim. Fakat ben hibrit sayılarla bunun nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum. Bir matris verildiği zaman, şöyle bir matris verildi. A, B, C, D matrisi verildiği zaman bu matris eğer eliptik ise ben bu matrisin şu şekilde her zaman yazılabileceğini kanıtladım. Yine hiperbolik bir matrisi. Time-like, space-like diye ayırmalar var ama çok önemli değil. Onları yine makaleyi çalışanlar görebilirler. Şurada, burada bakın theta, buradaki theta dediğimiz işte o argument. Delta dediğimiz biraz evvel şey, rho ise determinanttı, kök determinanttı. Bunu hesapladığı zaman peki ne faydası olacak bunun? Bu kutupsal formu, bir matrisin kutupsal formu artık. Bir matrisin kutupsal formundan bahsedebiliyorum. Ne demek? Aynı de Moivre formülü var. De Moivre formülünü bu matris için uygulayabiliyorum ben. Ne demek istiyorum? Benim A üzeri N'i hesaplamam gerektiği zaman sadece şuralara N teta, N teta deyip rho'nun da N'inci kuvvetini almam yeterli oluyor. Ya da 1 bölü N'inci kuvvetini bir matrisini hesaplamak istediğim zaman bunlara sadece 1 bölü n deyip tetaların bunlarla hesaplama mümkün oluyor. Tabii hangi durumda kaç kök? Çünkü bir matrisin kökleri farklı. Sonsuz kökü de olabiliyor. 3 kökü de olabiliyor. 4, yani 4 kökü olabiliyor. Tek kökü olabiliyor. Hiç kökü olmayabiliyor. Tabii bunları bütün matrisler için sınıflandırarak verdim ben bunları. Mesela şöyle bir matris var. Bu matrisin 5. dereceden köklerini bulunuz. Ben bu 5. dereceden köklerini bulmak için tabii bunları, bu teoremleri hibrit sayılar yardımıyla elde ettim. Öncelikle ne yapıyorum? Ben matrisin kutupsal formunda yazıyorum. Kutupsal formu bu. Kutupsal formu yani şu, şurada kosinüs teta şu. Ben teta'yı bunun yerine yazdığım zaman zaten bu matrisi verir. Şimdi ben bunun 5. dereceden kökünü arıyorsam, yani şunu alıyorsam sadece teta bölü 5 demem yeterli bütün hepsinde. Dolayısıyla bunu zaten bilgisayara hesaplattırdığım zaman doğrudan hemen bakıyorum ki eksi 2'ye 1, eksi 1'e 1. Bilgisayar içinde çok kolay hesaplanabiliyor. Bunların programları da yazılabilir. Yine burada kaynaklarımdan kısaca bahsedeyim. Burada kaynaklar var. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen şeyi de göstermek istiyorum size. Introduction to Hybrid Numbers diye bu 2018'de yayınladığım bu hibrit sayılarla ilgili çalışmam. Burada çok bu konudaki gerekli her şeyi burada bulabilirsiniz. Eğer merak edenler için tabii söylüyorum. Yine diğer taraftan bir yıl sonra çıkardığım esas amacım buydu. Çünkü ilk çıkan bu. Bir N çarpı N matrisin de Moivre formülünün yardımıyla köklerinin bulunması. Bunların şöyle, hatta şöyle bu en son kısımda şunu sorabilirsiniz. Bir matrisin n'inci dereceden kökünü hesaplama yöntemi yok muydu zaten? Evet, var yöntemler. Farklı yöntemler var. Yani lineer cebirciler bilir, köşegenleştirme, cebirsel yöntem, Schur decomposition, ayrıştırma yöntemi, Cayley-Hamilton yöntemi. Fakat bu yöntemlerin her birisinin çalışmadığı ya da problem çıkardığı ya da çok zor olduğu durumlar var. Yani işi karıştırdığı durumlar var.
Fakat hibrit sayılarla, yani ben buradaki formüllerle bir program yazdığım zaman, bir sınıflandırdığım zaman bunun çok hemen çok kolay bir şekilde sonuca ulaşıldığını gördüm. Ben bu arada bu böyle bir 2 çarpı 2 matrisin ne zaman tek kökü var, ne zaman n tane kökü var, ne zaman sonsuz kökü var, bunların da yine tamamının sınıflandırmasını yaptım. En sonunda zaten bir tabloyla bunları verdim. Eliptik olması durumunda, hiperbolik matris, parabolik matris, eliptik matris olması durumunda bunların köklerinin bulunması ya da n'inci durum kökün kuvvetinin hesaplanması yöntemlerini verdim. Evet, biraz hızlı ve bilmiyorum, umarım sıkıcı olmamıştır. Konuşmayı burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Yok hocam, çok iyiydi. Şimdi konuklarımız hocam sorularını düşünürken ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Mücahit. Hocam bu son örneğe gelebilir misiniz acaba? 5. dereceden kökünü hesapladığımız. Hemen bakıyorum. Şu an ekran görünüyor mu? Görünüyor hocam. Tamam. Şunu diyorsun. Şurada, evet. Evet. Hocam bu 5. dereceden kökünü hesaplayınca bu tek kök gelmesi neye bağlı? Çünkü mesela teta'yı teta artı 360 k diye alırsak. Onu söyleyeceğim. Bu zaten şimdiye kadar bu tür şeylerin yapılmamasının en büyük nedeni sayıların sınıflandırılmamasından kaynaklanıyor. Şöyle söyleyeyim. Burada sayılar sınıflandırıldığı için, matris de sınıflandırıldığı için artık ben bu matrisin de bir kere bu hiperbolik bir matris. Hiperbolik matris olması ne demektir? Benim argümentim, yani açım hiperbolik bir açı. Hiperbolik bir açı olduğu için bu periyodik bir fonksiyon değil. Periyodik fonksiyon olmadığı için doğrudan teta bölü n, yani tek kök oluyor. Ya da bazı durumlarda çift kök oluyor. Yani çift şuradaki 5. dereceden değil de 4. dereceden olsaydı yine farklı kökler gelebilirdi. Bunların hepsini buluyor. Formül hepsini veriyor zaten. Ama eğer bu matris eliptik olsaydı, buradaki açılarım sinüs hiperbolik değil, sinüs olacaktı mesela. Sinüs teta olacaktı. Peki sinüs teta olunca ne olacaktı? O zaman şunu incelemem lazım. Teta artı 2 kpi. Böyle aynı kompleks sayılardaki olacaktı. Aynen, evet. Periyodik olduğu için orada mesela daha fazla kök geliyor. Onların tamamının sınıflandırması var zaten benim makalede. Yani tamam. Kp diyerekten orada farklı kökler geliyor. Tamam. Yani biz kuaternyonları, benim tezimde kuaternyonları kutupsal formda yazmıştık. İşte mesela sol ötelemeye karşılık gelen, orada sinüs teta kosinüs teta olduğunda periyodik olduğu için mesela 5. dereceden kökünü aldığımızda orada 5 kök geliyordu. 72 ekle diğer kökleri buluyorduk ama burada tamam. Evet. Kuaternyonları tabii sonsuz kök olduğu durumlar onlarda da var. Ama mesela split kuaternyonların kökleriyle ilgili de yine bir makalem var. Split kuaternyonun köklerinde de aynı şekilde, yani eliptik, hiperbolik ya da parabolik olmasına rağmen köklerin sayısı değişiyor. Evet hocam. Benim o zamanlar aslında düşündüğümü çözmüşsünüz hocam. Benim çünkü yüksek lisans tezimde şey demişlerdi, hani kuaternyonlara karşılık gelen matrislere değil de, ya da karmaşık sayılara karşılık gelen matrislere değil de tüm matrislere bunu uyarlayabilir misin kök almayı diye. Siz şu an hibritler sayesinde herhangi bir 2 çarpı 2 matrisin hem köklerini hem kuvvetlerini bulabiliyorsunuz. Evet aynen. Şimdi dönmez, yani yine hareketleri, geometrisiyle ilgileniyoruz yine. Devam ediyoruz. Anladım hocam. Peki hocam, normalde bu kümeler mesela 4 boyutta kuaternyonlarda değişme özelliği yok. Yok, bunda da yok değişme özelliği ama birleşme var. Birleşme var. Bu oktanyonlara da birleşme de yoktu. Ona nazaran bu küme tabii birleşme olunca daha kullanışlı bir küme oluyor. Birleşme yoksa sayı kümesi çok fazla şey olmuyor, yani kullanışlı olmuyor zaten. Evet. Birleşme çok önemli. Anlamlı değil. Evet. Anladım. Hocam chat'i görebiliyor musunuz şu an? Neyi görebiliyor muyum, pardon? Bu mesaj kısmını.
Yoksa ben okuyabilirim. Bir Murat Ay arkadaşımızın bir sorusu var da. Bir hacim hesaplayacağız. 3 sayı sınıfı ile en az hatayı nasıl elde ederiz ya da hangi sayı sınıfında en iyi sonucu verir? Ben tam anlamadım soruyu ya. Evet, Hacim. biraz daha açıklayabilirse yani bu herhalde eliptik, hiperbolik hangisinde daha iyi sonuç verir gibi. Ben de tam anlamadım. Burada ise açıklayabilir Murat Ay, söz de alabilir ya da yazarak. Valla ben hacimle ilgili bu sayı kümelerindeki hacimle ilgili bir çalışmam yok. Yani bir bilgim yok o konuda. Bu arada Ümit Ziya Savcı hocamın bir sorusu var. Bu Evet hocam, onu göklerin söyleyecektim. eliptik, parabolik olmasının bir geometrisi var mı diye. Zaten doğal sayılar parabolik, tamam, kompleks veya eliptik. Diğeri de hiperbolik. Bu üçünü birleştiren hibrit sayı kümesinin geometrisini işte çalışıyoruz onu. Bir öğrencimin tez konusu. Evet. Geometrik anlamı da önemli oluyor tabii bu Tabii ki, tarz. tabii ki. Geometrik yine benzerliğini bir öğrencim tanımladı. Yani hibrit sayıların arasındaki benzerlik nedir, ne değildir? Onları iki hibrit sayının benzer olması ne demektir? Onlar yine bir öğrencimin yazdığı bir makalede bulunuyor şu anda. Başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Soruları aktardığımı düşünüyorum. Söz alalım.